Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Adınız, soyadınız ne? Necati Üstbaş. Necati Üstbaş. Evet. Necati Bey herhalde 65 yaş üstüne tanınan, 90, izinden dolayı buradasınız. 92. He, yaş 92 mi? 92. Maşallah, yani 65 yaş üstü maşallah. Allah daha uzun ömür versin. Ne düşünüyorsunuz? Aşağı yukarı 2,5-3'e yaklaşıyor galiba. Ölümü düşünüyorum. Ya ölüm var. Ölüm mutlaka bir gün ölecek ama bununla ilgili mesela epeydir çıkamıyorsunuz. Devlet izin verdi. Şu anda bir kısım işi olan işe gidiyor. Ya 65 yaş üstü olan işe gidiyor ama bir kısım oturuyor. Biz yani işe gidemiyoruz. He, sizin işe gidemiyorsunuz. Dükkan var. Dükkanınız var. Atölye var. Dükkan var. Şimdi izin verdiler. İstersen gidebilirsin. Devlet açıkladı yani. Devlet şunu söyledi. Bilmem duydunuz mu? He. 65 yaşının üstünde olan kaç olur? 70, 80, 90 dükkan çalışanlar var. Dükkan işletebilir mi? Eğer şeyin varsa, dükkanın varsa işletebilir. 1 Haziran'dan itibaren. He. Yani eğer belgen varsa, dükkanın varsa tabii. İzin çıktı. Yani bunlara 1 Haziran itibariyle izin çıktı ama yani dükkan sahibi olacaksın, belgen olacak, ne bileyim işletmeci olacaksın. Evet. Bunlarla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanımız yaptı. Yani eğer duymadınsa bunu da buradan söyleyelim. 65 mesela elektronikçi var, mesela berber var biliyorsun. Evet. Çalışamadı 65 yaşında, berberi var çalışamadı. Evet. Elektronikçilik yapıyor çalışamadı. Esnaf efendim ayakkabı satıyor çalışamadı. Şimdi bunları düşündüler, taşındılar. Dediler ki eğer böyle bir çalışacak bir yerin varsa gidebilirsin. Ha. Bunu da biz eğer bilmiyorsan buradan vurgulayalım. 1 Haziran'dan itibaren mi diyor? He, yarından itibaren. İşte yarın başlıyor. Yani eğer çalışacağın bir dükkan veya işte iş yerin varsa buna benzer dediğimiz gibi. Olmayanlar ne alacak? Olmayanlar yine şimdilik idare edecekler. Yani evde. Şu anda şimdilik ama yarın nasıl açıklama yapar? Belki tamamen kaldırabilir bu olayı. Evet. Çünkü yavaş yavaş azalıyor inşallah ama böyle dikkat edersek çok çok daha iyi olur. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sizin Allah ne yaptın, kolaylık versin. Onu da halledeceğiz. Onlar da hallolacak. Hoşçakalın.